Artışı videolarımızda öğrenme stilleri. Bu yıl soru olarak geldi. Geçen sene soru olarak geldi. Açıkçası benim için sürprizdir. 3 yılda 4 yılda bir sorulan öğrenme stilleri kol 2 sene art arda sorulmuş oldu. Hissiyatım ben olsam yine sormam. Onu söyleyeyim size. Yine demeyeyim ben olsam sormam. Ama soruldu. Biz bileceğiz. Soru gelen her yer bizim için değerli ve önemli. Kolun öğrenme stilleri. Arkadaşlar bir somut yaşantı. 3 soyut kavramsallaştırma. Bu ikisi bilgiyi algılama. 2 yansıtıcı gözlem. 4 aktif yaşantı. Burası bilgiyi işleme. Yani bir şey algılarken ya somut olarak duyu organlarıyla böyle dokunacağım, alacağım ya da akılla, düşünceyle, mantıkla algılayacağım. Yansıtıcı işleme de ya izleyeceğim, yapmama gerek yok. Görürsem yaparım. Ya da yaparak, yaşayarak öğreneceğim. Şimdi ben burayı şöyle anlatıyorum. Konu anlatımında detaylı anlattım ama burada hızlıca. Somut yaşantıda aşk evliliği, duygular, hisler önemli. Akıldan, düşünceden, mantıktan daha önemli duygular arkadaşlar. Sezgiler, hisler, duygular ön plandadır. Ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı deriz. Düşünüp taşınmayız, ona buna bakmayız. Yani geç hareket etmeyiz. Çabuk, anlık sezgilerimiz, hislerimiz, duygularımız bizi yönlendirir. Soyut da mantık evliliği. Ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı ama atanmış, atanamamış, parası var, pulu var, işte durumu iyi, kötü, ailesi, osulusu, işin içine akıl, düşünce, mantık gelir. Bilimsellik gelir. Neden sonuç ilişkisi vardır. Çıkarım yapma vardır. Düşünüp taşınıp öyle hareket etme var. Somut da anlık duygular, hisler. Soyut da durup düşünme, taşınma, ölçme, biçme, öyle hareket etme. Yansıtıcı gözlem. Olaylara karışmaz. Platonik aşk. Seviyorum, uzaktan seviyorum. Gözlem yapar, izler. Bir Allah o bil, bir o bilir. Duygularını dışa aktaramaz. İçseldir, içe dönüktür. Girişken değildir. Hata yapmaktan, risk almaktan çekinir. Uzaktan detaycıdır. En ince ayrıntıya, olayın özüne, detayına, her şeyine bakar. Aktif yaşantıda seviyorsan git konuş. Uzaktan bakmayla olmaz. Yanına gider, konuşur, yaparak, yaşayarak öğrenir, duygularını söyler, bir kavga varsa onu ayırmaya çalışır. Olayın tamamıyla içinde, merkezinde yer alır. Risk alma, sosyal olma, dışa dönük olma var. Şimdi buranın sorularını çözerken arkadaşlar, ha şunu da söyleyeyim. Duyu organları burada da var, burada da. Duyu organlarıyla somut yaşantıda algılarız. Bu bir kalem deriz. Aktif yaşantıda bununla yazarız. Tamam mı? Öyle düşünün. Şimdi Ahmet risk almaktan hoşlanan, risk almaktan hoşlanan aktif yaşantı. Öğrendiklerini deneme yapmak istiyor aktif yaşantı. Bazen duygularına yenik düşen. Duygular üst taraf arkadaşlar. Şurası. Olay sosyal yönü güçlü, bulunduğu ortama uyum sağlayan, uyumlu birisi. Ahmet ne oldu? Aktif yaşantı oldu. Bak daha çok orada var. Sen kol sorusu çıktığında artı çizeceksin. Bilgileri yerleştireceksin. Nerede varsa cevap o. Bu sene ne soruldu? Kolbun durumsal, yaşantısal öğrenme kuramı dedi. Dört tane aşaması var. Hangisi ilk aşama? Drama yaparak duygularını ortaya çıkarma. Duygular, hisler varsa bu ne olacak? Üstteki somut yaşantı olacak. Bir de ara öğrenme stilleri var. Arkadaşlar A ödüm koptu diyoruz. Burası A, sesli harfler. Burası Y, sesli harfler aşağıda. Ö, D. Yani deminki gibi bir soru olduğunda şöyle 3 tane burada, bir tane burada olduğunda, biz 4 tane burada, bir burada varsa burada seçeneklerde ya aktif yaşantı olacak ya da bu aralar 4 burada var, bir tane burada var. Ay, öt diye yazdığımızda burası ne olur? Yerleştiren. Daha çok aktif yaşantı, birazcık da somut yaşantı olan yerleştiren öğrenme stili olur arkadaşlar. Kolbun öğrenme stili bu arkadaşlar. Bu şekilde kolba dikkat edelim. Ama bence hissiyatım bu sene bir defa soruldu zaten iptal edilen de. Bunda kol gelmesin, gelmez gibi duruyor bana. Ben öyle diyorum. Eğer anlamamışsanız konu anlatımında kolba detaylı bakın. Gagne'ye detaylı bakın. Burada temel özelliklerini verip ilerlemeye çalışıyoruz arkadaşlar.